Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Şimdi de geliştir sorumuzla birlikteyiz. Sürekli hem de reel sayılardan reel sayılara sürekli bir fonksiyonumuz var ve en artı lazım. Burada tanım kümesinin reel sayılar olduğunu altını tekrar çiziyorum. Yani tanım kümesinin içerisinde olmayan bir reel sayı yok. Mesela şu parçalı fonksiyon şöyle düşünün. Reel sayılar sayı doğrumuz 2, 6 aralığı için 10 değerine eşitse bunun dışındaki şu 2'den küçük 6'dan büyük tarafı da aşağıdan elde etmem gerekiyor. Yani şu x eksi a mutlak değer büyüktür b. Ne olmalı? nereye üretmeli? 2'den küçük 6'dan büyük tarafı. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, x eksi a büyüktür b veya x eksi a küçüktür eksi b dediğimiz zaman b'yi pozitif düşünerek x büyüktür a artı b x küçüktür a eksi b gibi düşünün. Yani dolayısıyla şu a eksi b'nin 2, 2'den küçük tarafı üreteceğim için a artı b'nin de 6 olması gerekir. Öyleyse a artı b eşittir 6, a eksi b eşittir 2'den toplayıver 2 a eşittir 8, a 4, b 2 gelir. Yani şöyle bir şey fx fonksiyonumuz yukarısı 10, 2 ile 6 arasında aşağıda ise Şöyle mutlak değer x eksi 4 büyüktür 2 e, olduğunda mx artı ne? Şimdi o zaman 2 noktasının burada arkadaşlar e, büyük tarafında ve, ve altıdan küçük tarafta 10 değerini verecek olan bu fonksiyon. Aşağıdaki x eksi 4 hani zaten şu a'yı bulduk bu 4 ne lazım bize? Bir de neyi biliyoruz? Sürekli olduğu için sürekliliği kullanalım. Limit x. Mesela 2'ye giderken fx ile değil mi? Limit mesela buradaki şöyle yazalım. 2'yi bir, bir tık geri alayım. fx var olsun. Var olacak. E, ve f 2ye eşit olacak. f 2ye eşit olacak. Bir de limit x diğer e, kritik noktamız şöyle. Ne elde ettik biz? X küçük 2 ve büyük 6 elde ettik değil mi buradan? Heh. Burada 6'ya giderken FX'in de F6 olması lazım. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman F6 zaten burada verdi 10. Limit 6'ya giderken FX'in 10 gelmesi lazım. F2'yi de zaten verdi yukarıda yine 10. 2'ye giderken FX'in de yine ne olması lazım? 10 olması lazım. Yani şöyle düşünün. Şurada 2 iki koyduğunuzda 2'den küçük tarafta mx e artı ne ya? 2m artı n'nin 10 olması gerekiyor. 6 koyduğunuzda da yine ne olması gerekiyor? 6m artı n'nin 10 olması gerekiyor. Yani buradan arkadaşlar m 0 gelir. Çünkü 2m artı n de 10. 6m artı n de 10. n buradan 10 gelir. Yani cevabımız 10 artı 4'ten 14 olacaktır. Güzel bir soru. Geliştir tarzı bir soru. Acil yayınların bir sorusu. Sizinle paylaşmak istedim. Bu da peki, geliştir sorumuzdu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.